Nevimin bıyıkların eşme eşmedir. Nevimin atını hiç at geçmedi. Koy sana desinler aynadan nevim. Hecer yüzünden ay koçak nevim. Elim kanda ahlıdır kaçabilmirem. Saldatları önünden kaçabilmirem. Gene 1917 tarihlerine gelmişiz. Daha bizden önce gelen insanlar da var. Türkiye'sine gelip ve Alagöz'e yerleşen insanlar var. Köyümüzden Abdullah Ağa köy muhtarıymış. Abdullah Ağa, Piri Ağa, Uzun Bayram, İsekşi bu gibi insanlar gidiyorlar Okam'da bulunan o zamankinin devletinin başı olan kaymakam vekiliyle görüşüyorlar. Bir köy isterler oturmalarını için. Türkeşen'de o zaman Ermeniler boşalmış gitmişlerdir. Türkeşen köyü boşmuş. Türkeşen köyünü Abdullah Ağa'ya ve giden heyete verirler. Bunlar Alagöz'e gidip gelene kadar köye insanlar dolar. Etrafta yaşayan köylüler gelip Türkeşen'e doluyorlar. Geliyorlar ki Türkeşen'e komşu köyler dolmuşlar. Gidiyorlar şikayet ediyorlar. Jandarma geliyor. O dolan insanları boşaltıyorlar. Bizim köylüler Türkeşen'e yerleşiyorlar. Bu şekilde. İlk muhtarımız Koca Dayı, Koca Koç. İlk köyün, Türkeşen köyünün ilk muhtarı Koca Koç'tur. Fakat bu işleri ondan sonra Abdullah Ağa muhtar oluyor. Türkeşen köyü bu şekilde Alagöz'den göç ederek gelip Türkeşen'e yerleşiyorlar. Haralı sözünü getirme dile, o büyük lekedir bütün bir ele. Haralı sözünü getirme dile, o büyük lekedir bütün bir ele. Yumruk tek birleşsin Azeri halkı, bu birlik gerektir millete ele. Yumruk tek birleşsin Azeri halkı. Allah babalarımıza, dedelerimize Allah rahmet eylesin. Bizi Kafkasya'dan almışlar, Türkiye'ye getirmişler. Ben gittim Kafkasya'da bizim akrabaların, Hısımların durumlarını gördüm. Onların durumlarını çok geride gördüm. O bakımdan biz babalarımıza, dedelerimize devamlı teşekkür etmek lazım ve devamlı dua etmek mecburiyetindeyiz. Ve bu şekilde ilerlememize sebep olan onlardır. Türkiye'de Türkeşen'e gelen insanlarımız hayvancılıkta, halıcılıkta çok başarılı insanlar olmuşlar ve Kafkas halılarının tümünü Türkeşen'de dokuyarak üretmişler ve kendilerine bu arada muazzam gelirler sağlamışlardır. O bakımdan kültür olarak insanlarımız yeniliği benimsemişler, her yeniliğe uymuşlar, hele Cumhuriyet'in kabulüyle, Cumhuriyet'in ilanıyla Cumhuriyet'e tamamen sahip çıkmışlar. Akşam aralar beni, fitil yaralar beni. Yarsız yatağa girsem döşek paralar ben. Kitapta da bazı şeyler yazmışım. Fincan Hala, Arap Şam Halil, Fincan Hala ebelik yapardı. Bizim hanım Fincan Hala gelmeden ebeli doğurmak istemezdi. İlla Fincan Hala gelsin benim ebelimi yapsın derdi. Köyümüzde hal basanlar kadınlara Arap Şam Halil gelirdi. Arapça, Türkçe, Türkçe bazı şeyler kovarak güya halları kovardı. Kurtulduysa Arap Şam Halil Fincan Hala kurtardı derlerdi. Bize Damaylan Halil de aynı işi yapardı. Öldüyse de kader derlerdi. Bu şekilde binlerce insan
ölmüştür. Binlerce insan zamansız ölmüş ve bu dünyadan ayrılmışlardır. Ama kurtulanlar da olmuştu. Kurtulanları Fincan Hala, Arap Şam Halil, Damayran Halil kurtardı derlerdi. Bir de köyümüzde Mehmet Onbaşı vardı. Bu Mehmet Onbaşı benim kıvramdı. Mehmet Bükrek. Bu askerlikte sıkıya çavuş yapmıştı. Ve penisilin de ilk defa çıkmıştı o zamanlarda. Penisilin ilacıyla bir de elinde kara meşin çantası vardı. Kapı kapı dolaşarak hastaları penisilin vurmak suretiyle iyileştirirdi. Ve her hastasına Allah onları rahmet etsin. Hakikaten bizim köye bunların çok önemli faydaları olmuş. Her hastasına günde 2-3 defa uğrardı. Pek az da ücret alırlardı bunlar. Ne verseniz kabul ederlerdi. Öyle fedakar, öyle iyi insanlardı. Hacı Kadir, kırık ve çıkıkları o yapardı, kimseden para almazdı. Ve hepsini insanlık için yaparlardı. Allah'a bu ölenlere rahmet, kendilerini saygıyla anmak gerekir. Bizim köyde iz bırakan insanlar bunlardı. Kürülalı, Kürülalıoğlu Arık İsmail, Hacı Kadir, Molleveli, Molleveli köyümüzün aşağı yukarı yani en akıllı insanlardan birisiydi. Ki Arapça da biliyordu kendisi. Arapça bildiği için bütün köylerde Molleveli ile ilgilenirdi. Molleveli onlara bazı reçeteler şeklinde nuhsalar falan da yapardı. Ve halk da Molleveli'yi çok severdi. Hakikaten de akıllı bir insandı. Molleveli'yi gölede tanımayan bir insan yoktu. Bizim köyde yaşlı insanlar karılarla, erkeklerle beraber bir de çobanlar yaylalara çıkarlardı. Yaylalarda ben de yaylaya çıkardım. Anamın yanında yıllarca yaylaya çıktık, kaldık. Molleveli'nin hanımı Ayşe Nene vardı. Bir hatıramı anlatayım size. Ayşe Nene çok akıllı bir nenemizdi. Ve köy kadınlarından aşağı yukarı hepsini o idare ederdi, isimlerle beraber idare ederdi. Köyün yaylaları onlar sahip çıkarlardı. Cürürlerin sonu hanım, bir de Mollebelli'nin karısı Ayşe Nene köy yaylasına bunlar sahip olurlardı. Hatta şöyle bir türküsü vardı Ayşe Nene'nin. Öğün yıkılsın, eveli, at baha eşeği ucuz, bin gel öğün yıkılsın. Gözüm yollarda kaldı, bin gel öğün yıkılsın diye böyle de bir türkü söylüyordu. Her cuma günü yaşlı insanlar yaylalara çıkar, koyunlarına, kuzularına, hayvanlarına falan bakarlardı. Ayşe Nene'nin bu türküsü herkesin ağzında söylenirdi. Yar yar, fermanım sendedir yar, aman 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 aman, fermanım sendedir yar. Gözlerinde bir damla yaş, dünyanın deryasıdır. Gözlerinde bir damla yaş, dünyanın deryasıdır. Yüzündeki nur perdesi cihanın